Hüseyin, bu şey ya, otursam inan bak zamanım yok. Şu geliştirdiğimiz kürler üzerine biz ayda 4-5 tane makale yazar çıkartırız. Yazacak zamanım yok. Ama şu canımı sıkıyordu benim. Yani Anadolu'ya git, bazı belediyeler var ya hala hibrit çınar dikiyor. Şey dikmiyor. Anatolius'u dikmiyor, Osmanlı çınarını dikmiyor. Her yerde kaz ayağı. Vatandaş da kireçlenme için öğrendi ya bunu. Doğrusu değil. Hem mide bulantısı yapıyor, hem bir miktar tansiyonunu yükseltiyor, hem de çok fazla etkisini görmüyor. Mübarek bu Anatolius'u, Osmanlı çınarını ku işte derin yırtıklı diye bahsediyordum ya. İşte Osmanlı çınarı o. Kaz ayağı gibi olanlar, bunlar Hispanika'dır. Occidentalis'le Orientalis'in hibritidir. Vatandaşa şimdi kalkıp biz bunun biyoloji dersini anlatacağız değiliz. Yani üzümü niye, bağını sorma. Vatandaş, dertli insan bir an önce şifa bulmak Ama işte istiyor. doğru bitkiyi, Evet. kürü de doğru, yani bu işin iki tane yapılması gereken maddesi var değil mi hocam? Aynen. Birincisi doğru bitki, ikincisi de doğru olarak uygulanması. İşlenmeyi çözün ya. İlla Osmanlı çınarına ihtiyacım var. Yani derin yırtıklı Anatolius. Ondan bahsediyorum böyle. Başta öyle anlatıyordum. Ya hoca niye işte vatandaş doğrusunu bulsun diye. Evet. O kaz ayağı gibi olanlar var. Hispanika türü var. Occidentalis türü var. Olmaz onlar. Ancak böyle anlattık. Ha şimdi de bilimsel olarak. Ya bunu kalkıp yani bizim insanımıza bilimsel olarak da bunu ne yapıyorsunuz? Kanıtlamış, önüne koy. Olmuş. Ama buradaki hedef milli ve yerli olmak. Ağacına sahip çık. Yani bunu söylüyorum.